1970'lerden beri en düşük ikinci Çin büyümesi nedeniyle Asya borsalarında satışla güne başlıyoruz. UBS ve Goldman Sachs gibi yatırım bankaları yavaşlamanın geçici olduğunu, hisse senedi, bakır ve petrolde yükselişin devam edeceğini söylüyor. Sene başından beri dünyadan negatif ayrışan Borsa İstanbul, %4'ün üzerinde yükselişle haftaya çok güçlü başladı. Bankalarla başlayan yükseliş, öğleden sonra genele yayıldı. Yükselişte yabancı katılımı olması sevindiriciydi. Altın, beyaz eşya, havacılık, otomotiv hisseleri ve tüpraş endekse göre daha güçlüydü. Odaş ve Çaneki hisseleri, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu soruşturması nedeniyle negatif ayrıştı. Amerika, Avrupa vadileri ve Asya borsaları, Borsa İstanbul'da sınırlı satıcılı bir açılışı işaret ediyor. Ancak 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalarına neredeyse nefes almadan geçen Borsa İstanbul, teknik olarak pozitif sinyal veriyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 5120 ve 5250. Güçlü prim üretimi rakamları açıklayan Anadolu Hayat ve Anadolu Sigorta hisselerinde sınırlı pozitif tepki gelebilir. Yeniden geri alıma başlayan Emlak GEO hisselerinde pozitif tepki bekliyoruz. Bugün Halkbank'ın duruşması var. Dünkü sert hareket, mahkemeden pozitif karar çıkma ihtimalinin satın alındığını gösteriyor. Hissede yüksek oynaklık bekliyoruz. Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler BİM, Ereğli, Emlak GEO, Şok Marketler, Tüpraş ve Türk Hava Yolları. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.